Şimdi bir danışan geldi. Öfkeli, sinirli, yeni terk edilmiş bir papatyam geldi size. Tamam. Daha ofise girdiği anda çok kötü bir ruh hali içerisinde bağırıyor. Allah kahretsin bu erkekleri, hepsi berbat, bilmem ne, şu bu. Sinirlendi, bütün erkekleri duman edecek kadın var ya, aslan kadını bir de böyle. Var mı burada aslan? Vardır, vardır. Genelde adam döverler. Şimdi dolayısıyla aslan kadını leopar, bu doğada gezen pumalar gibi böyle dövecek adam arıyor. Ve o esnada da diyor ki lanet olsun bu adamlara falan filan, dominant. Onu nasıl sakinleştirirseniz bir koç olarak, bir danışman olarak ilk yapmanız gereken şey nedir? Kim cevap vermek istiyor? Siz buyurun. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yonca ikinci babuç. Hoş geldin. Merhaba. Şimdi şöyle. Ne yaparsın? Ne yaparım? Önce onun bir sakinleşmesini, o öfkesinin o an için sönümlenmesini bekliyorum. Yani o konuşuyor çünkü durmuyor. Şunu yaptı, bunu yaptı, bağırıyor, çağırıyor, şu bu. Karşılaştığım için ben de anlatıyorum. Dinlerim. Dinledikten sonra kısa bir sessizlik, yani es veririm. Tamam. Çünkü bu sessizlik bazen çok daha cevaptan, sorudan... Onun etkili. Bir kendini boşaltmasını beklersin. Aynen öyle. Sözünü aynen. Kesmezsin onun. Tabii ki tabii, asla asla. Çünkü o oraya bana bir takım şeyleri anlatmaya gelmiş. İçini dökmeye gelmiş. Evet. Ve çok dolu. Evet, çok. Aynen. Acayip dolu. Aynen. Eliyle, koluyla, ses tonuyla, hatta bir danışanım şunu yapmıştı. Argo konuşarak, ayrıldığı kişiye çeşitli benzetmeler yaparak da... Ya o anki ruh halinde... Aynen öyle. Adam şöyle bir adam, böyle bir adam falan filan. Aynen. Döküyor kendini. Tabii, tamam, sessizlik. Tabii. Sonraya geç. Sonra kendisini anladığımı belirtecek şekilde ses tonu ve üslup burada çok önemli. Evet. Anladığımı... Nasıl bir ses tonun var o anda? Sakin. Tamam. Anlayışlı. Evet. Vücut dilim ona yönelik. Hı-hı. Ve üslubum da aynı şekilde. Yani hı-hı, onu anladığımı her şekilde belirtiyorum. Vücudumla, ses tonumla, davranışımla, duruş tarzımla. İlk cümlen ne? Sizi anlıyorum. Hı-hı. Sizin neler hissettiğinizi çok çok iyi anlıyorum. Peki. Bu konuda başka anlatmak istediğiniz neler var? Tamam. Tamam. Yonca, bir şey söyleyeceğim. Doğru söylüyorsun. Dediğim gibi bugün biraz hızlı ilerlemem lazım. Devamını ben halledeyim mi? Teşekkür ediyorum katkın için. Güzel. Önce onu dinliyoruz. Çünkü danışan size her türlü psikolojide gelmiş olabilir. Biliyorsunuz eğitimleri alan çoğunluk var burada. Psikolog değiliz biz. Bizim işimiz psikologluk değil. Nasıl hissettin? Bunlar sana nasıl hissettirdi canım falan? Bu sorular bizde yok. Tamam. Biz sonuç odaklıyız. Şöyle diyoruz. Bunu yaşayan sadece sen değilsin. Bak, çok kilit bir cümle, bunu not alın. Bunu yaşayan sadece sen değilsin. Bu konuda yalnız değilsin. Çünkü insanları en çok sinirlendiren şey, yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Bu olay benim gibi birisinin nasıl olur da başına gelebilir? Bak, bu cümle kilit bir cümledir. İnsan ilişkilerinde, davranış bilimlerinde özellikle Joe Dispenza şöyle söyler. Yalnız olmadığını hissetmek insanı sakinleştirir. Bu çok önemli bir şey. Yalnız değilsin. Evet, başına bir şeyler gelmiş ama bunu yaşayan milyarlarca insandan birisin sen. Konu bu. Çünkü o kendini yalnız hissediyor. O kendi diyor ki bu olay nasıl benim başıma gelir? Ayşe çok mutlu, Fatma çok mutlu, Gizem çok mutlu. Bir de kadınlar arasında ne var? Hep bir kıyas var. Gerçek dışı bir kıyas. Arkadaşlarınızı falan çok mutlu zannediyorsunuz. Evli olanlar düğün yaptılar ya, pasta kestiler, hepsi çok mutlu. Değil mi? Bir de kıyas var kadınlar arasında. Bu önemli bir şey. Bak, bu bilgi çok önemli. Kadınlar birbiriyle kendini kıyaslar. Erkeklerde böyle bir şey yok o kadar yani. Erkek bakıp da abi Yusuf abi ayakkabılarına deliriyorum demez. Öyle bir şey yok. Kadınlar da nereden aldın der. Erkek demez. Çünkü erkek bakmaz o ne giymiş, ne hangi gömleği giymiş. Erkekler birbirini kıskanmıyor o kadar. Öyle bir şey yok. Kadınlar kıskanıyor. Dolayısıyla kadınlar birbirleriyle kendilerini kıyaslar ve yalnız olduğunu hisseder. Herkes çok mutlu. Ben niye mutlu değilim? Niye benim başıma geliyor? Ben niye beceremiyorum? Orada kilit cümle, ilk cümleniz dinledikten sonra yalnız değilsin. Bunu yaşayan milyarlarca insandan birisin. Önce bunu bir anla. Çok önemli bir şey. Ve sonra yansıtma yapacağız. Seni anlıyorum çünkü benzer bir vakada çalıştım. Bak, sen biraz önce mesela bunu söyledin, güzel bir şekilde cümlede söyledin. Dedin ki zaten bu olayda çalıştım dedim, böyle bir şey başıma geldi. O diyecek ki öyle mi? Evet, bak böyle böyle oldu. Bir başka vakada isim veya detay vermeden. Papatyam böyle bir şey yaşamış. Bak yine öyle üzgündü, sonra ne oldu? Mutluluğa doğru gitti. Demek ki bir çıkış yolu var. İnsanlara bir çıkış yolu göstermek aynı zamanda. Çünkü var. Ayrılık acısı mı? Dünyanın en büyük acısı bu mu yani? İnsanlar nasıl acılar yaşıyorlar? Dolayısıyla onun acısının da tek başına çok büyük bir acı olmadığını, aslında bunu aşabileceğini, sadece adım atması gerektiğini ona öğretmek değil, hatırlatmak. Çünkü bazen bir insan bir bataklığın içindeyken unutur buradan çıkabileceğini. Yani gücünü, kendi potansiyelini unutur arkadaşlar. Merhaba
hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Betül Çakır. Hocam, etrafımda gözlemlediğim kadarıyla şu aralar en sorun olan konu bu. Şimdi mesajlaşma oluyor, görüşmeler oluyor. Erkek birden mesajlara dönmemeye başlıyor ve hani ortada bir sebep de yok. Birden mesajlara dönmüyor ve bunun nedeni ne olabilir ya da biz böyle bir durumda nasıl bir tavır sergilemeliyiz? Ben onu soracaktım size. Sen şimdi bu soruyu kendinle mi ilgili soruyorsun? Yok, hayır. Arkadaşlarımın başına çok geliyor. Bir arkadaşın geliyor. İçin. Anladım. Her arkadaşıma ve kendim başına da geldi. Birden hiçbir sebep yok ve mesajlara bakmıyor. Teyzemin kızı ne oldu hocam? Hani sebebini merak ediyorsun, kafayı yiyorsun. Eğitimle ilgili sorular çok önemli bugün. Çünkü burada eğitimimiz var ya bizim ve bu kadar insan zamanını verdi, emek verdi, para verdi, geldi eğitimi aldı onunla ilgili. Ama çok kısa bir cevap vereceğim. Sizin bir danışanınız geldi. Eğitim aldınız mı bu arada? Aldım, evet. Tamam. Danışan geldi. Böyle bir şey sordu. Burada söyleyeceğiniz şey şu. Peşinden git, onu geri getirmeye çalış değil. Bir kere bu insanın dikkati niye bu kadar dağınık? Ve neden dikkati sende değil? Bunu sormamız lazım. Soru. Neden dikkati sende? Demek ki bu insan bugünkü tabirle ortalıkta avlanıyor. Ve bu sosyal medya böyle avlananları çok yarattı. Ama bir yanlış var. Sadece erkekler değil, kızlar da ortadan kayboluyor. Benim birçok erkek danışanım var. Bir sürü. Ve çocuk diyor ki, abi diyor, çok iyi, düzgün davrandım, ilgi gösterdim, ciddi ilişkiye de hazırım falan, kız ortadan kayboldu. Bunun sebebi, insanlarda bunu yaratan şey sosyal medya. Herkes çok fazla, inanılmaz derece alternatif olduğunu düşünüyor. O da var, bu da var, dikkat dağılıyor, uygulamalar var, Tinder'lar var, bir şeyler var. Herkeste şöyle bir algı var. Bir sürü kişi var, ulaşırım, ne var canım, bu da canımı sıktı, hemen oraya gideyim, buraya gideyim. İnsanlar böyle bir maymun gibi daldan dala atlıyorlar sürekli. Böyle bir dönem var dünyada yani. Bu sadece o kişinin başına gelmiş olamaz. İki, en önemli vereceğin tavsiye ise geri gelecektir, kapıyı kapat. Çünkü bu şekilde dolaşan bir insan geri geldiğinde de verimli olmaz. Asansör videosu paylaşmıştım. Bir insan sizi buraya çıkartır, düşürür. Sonra bir daha şans verirsiniz. Bu sefer buraya çıkartır, buradan düşürür. Sonra daha da yukarı çıkartır. Siz hep fırsat veriyorsunuz düşürmesi için. Öyle bir insana, ortadan kaybolan bir insana tek bir şans verilir. İkinci şansı hak etmez. Bu önemli. Ben bu tip insanlara ikinci, üçüncü şansı veren kişiler gördüm. Hepsi gerçekten depresyondalar yani. Çünkü anlamıyor. Ya bunun tehlikeli bir figür olduğunu anlamıyor. Bakın arkadaşlar, ilk kuralımız şu. Güzel bir aşk, güzel bir sevgi, samimiyet varsa bunu korumaya çalışıyoruz. Evliliklerde özellikle kurtarılabilecek bir şey varsa sonuna kadar uğraşıyoruz. Ama kötü niyetli kişilere karşı da danışanı uyarıyoruz. Uyarıyoruz, bu önemli bir şey. Bizim burada uyarmamız gerekir. Böyle çok insan var ve ben onun için sosyal medyadan zaten tanışmalara karşıyım, açık söyleyeyim. Ya bir şey getirmez. Çok daha risklidir. %90 risklidir. %10 ihtimalle oynamayın derim. Çok büyük bir kumar, tehlikeli. Sosyal medyadan ya Instagram'dan bir çocuk var, bana yazıyor. Vallahi 2 haftadır yazıyor, hissediyorum ki ruh eşim. Adam kim? Bilmiyorum ama ruh eşim. Yazım dilinden belli. Beni algılıyor. Ne dedi sana? Çok güzelsin dedi. Ya çok anlamışsın, evet. Sen benzersiz bir kadınsın dedi. Falan falan. Ya bunun hikayeleri çok fazla. Tamam. Dikkatli oluyoruz. Danışanımızı uyarıyoruz. Çünkü sosyal medya en büyük tuzaklardan bir tanesi bugün. Benim açıkçası insanlara söylediğim şey, güvenmeyin. Sosyal medyaya güvenmeyin. Tanımıyorsunuz bu insanları. Ne niyette olduğunu bilemezsiniz. Onun için ghosting diyorlar buna. Ortada hayalet gibi ortadan kaybolan kişilere karşı tekrar bir şans verme kesinlikle diyoruz. Net mi? Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Var orada bir tane soru var. Bir hanımefendi var. Oralarda eğer yoksa mikrofonu öyle alalım. Galiba orada başka biri yok sanırım. Şöyle alalım mikrofonu. Sorularınızı yanıtlayayım bugün. Size faydalı olmak istiyorum. Dikkat ederseniz üslup hep çok net. Şimdi bu netlik konusunda bir şey söyleyeceğim. Sizin sorunuza geçmeden önce bir saniye bir şey söyleyeceğim. Kadınlar hep şunu söyler. Hocam ben bu adamın, bak bayılırım buna. Ben bu adamın bana karşı net olmasını istiyorum. Değil mi? Orada öyle biri diyor. Evet. Ne güzel işte. Arkadaşlar, çok net bir bilgi vermeniz gerekiyor canım danışanlarınıza. Peki sen net misin? Bu soru, bak çok kritik bir soru. Tabii adam net olsun, çok güzel. Sen net misin? Danışan şunu diyecektir. Nasıl yani? Dur bak, sen benim ofisime geldin ve seans yapıyoruz. Ve bana çok güzel kendini ifade ediyorsun. Diyorsun ki, ya bu adam beni gündüzleri, gün içerisinde birkaç defa arasa, akşamları arasa, günün nasıl geçti diye sorsa ne güzel olur. Haklısın. Peki bunu hiç adama ifade ettin mi? Hayır. Peki adama vahiy mi inecek? İfade etmen mi gerekiyor? İstersen ateş yap, dumanla. Tabii ki ifade etmen gerekiyor. Hayır, o beni anlasın. Shakespeare'den bugüne, Romeo ve Juliet'ten bugüne hangi erkek kadını anlamış? İfade edilmeden. Hocam 2 senedir birlikteyiz. Netlik istiyorum. Hala hiçbir adım yok. Bir işte düğün, dernek, bir şeyler istiyorum. Ne yapmam lazım? Bu adam bana nasıl teklif eder? Sen evlilik beklentisinde olduğunu güzel cümlelerle, o kelimelerin gücü diyoruz ya, bir sanat var orada. Güzel cümlelerle adama hiç hissettirdin mi? Güzel güzel konuşup falan. Yo, hayır, o anlasın istiyorum. Çok acayip bir şey.
Hep danışana şunu söylüyoruz. Sen net olacaksın. Sen net olacaksın. Sen. Her şey sende bitiyor. İlişkilerde yemin ediyorum her şey kadınlarda biter. Bakın bunu unutmayın. Kadın erkek ilişkilerinde her şey kadında biter. Kadın kurnaz bir kadın, akıllı bir kadın, zeki bir kadın öyle bir yön verir ki ilişkiye. Adam bir anda evlenmiş, 4 çocuk var. Adam aileyi kurmuş, adam der ki "Aa, bunlar ne zaman oldu ya?" Bak, akıllı kadınlar bunu yapıyor. Çünkü üslubu biliyorlar, dili biliyorlar, nerede adım atacağını biliyor, nasıl halledeceğini biliyor, agresifleşmiyor, dominantlık yapmıyor. Tabii ki hayatım sen bilirsin deyip her şeyi kendisi organize ediyor. Bu üslup 100 milyon yıl daha işe yarayacak. Çünkü erkeklerin anladığı üslup bu. Yani biraz pış pış ve ondan sonra kendi dediğini yaptırmak. Ama sertlikle değil. Bugün kadınların en büyük sıkıntısı sertlikle yaptırmaya çalışıyorlar. Burada patron benim. Benim dediğimi yapacaksın. Ben güçlü bir kadınım falan. Erkeklerde bu tutmuyor. Çünkü adam kaçıyor hemen. Üslup yumuşak olmalı. Tavır sert olabilir ama üslup yumuşak. Şimdi net olmasını istiyorsan bir adamın, sen net olacaksın. Çok önemli bir şey. Sen ne kadar net bir şekilde ama yumuşak, sakin bir şekilde kendini ifade edersen adam o kadar şunu anlayacak her adımda. Eğer bu ilişkide gereken ilgiyi göstermezsem, gereken adımları atmazsam galiba hayatımdaki bu güzel kadını kaybediyorum. Evet. Bir karar vermem lazım. Hep bu noktada olacak. Bir karar vermem lazım. Bak, böyle bir duruma doğru gidiyor. Gelecek planlarımız nedir? Söyle bakayım, ne zaman evleniyoruz? Bu yanlış bir üslup. Bence biz harika bir aile olabiliriz. Sen mükemmel bir baba olursun. Gelecek planlarımızı konuşalım. Ama eğer gelecek planlarımız örtüşmüyorsa ben de yoluma gitmek istiyorum. Bu mükemmel bir üslup. Bu Oscar'lık bir üslup. Tehdit yok. Böyle olmazsa böyle, bu yok. Tabii ki konuşalım. Ama gelecek planlarımız uyuşmuyorsa ben yoluma gideceğim. Mükemmel bir üslup. Kadınların problemi ne? Bu konuşmayı yapamıyorlar. Korkuyorum kaybedersem. Ben şimdi bunu söylersem ya beni bırakırsın. Bıraksın, sen değerli bir kadınsın. Sen kendi değerini bil. Kendi değerinizi bilin arkadaşlar. Şöyle yüksek bir alkış gelsin. Siz bu değeri bilmediğiniz zaman o zaten anlamaz. Nasıl gösterebilirim? Çizgi çekerek. Çizgilerle, böyle bir takım çizgilerle. Ufak ufak, ufak ufak hissettirerek, ufak ufak konuşarak. Tabii ki bu konuşmayı da 3. buluşmada yaparsan olmaz yani. Adam der ki bismillah ne oluyor? Ne acelem var? Ama 6 ay, 1 sene bunlar iyi zamanlardır. Şimdi sizin sorunuzu alalım. Merhaba, ismim Elif Soyer, İstanbul'dan geliyorum. Merhaba, buyurun. Eğitiminizde hani kadınlar sağ beyni, erkekler sol beyni kullanır. Benim de bir danışanım hem de bir yakınım. Tam tersi ilişkileri. Kızın mutlu olması için erkek elinden geleni yapıyor. Yani olmayacak olan her şeyi kabul ediyor. Bu adama bir alkış gelsin bence. 8 senelik bir ilişkileri var ve kıza evlenme bile teklif edemedi. Çünkü kız o gün hastalanıyor. İşte annesinden ayrılmak istemiyor falan. Ben işte bunu kızı mutlu etmek için yaptığını söyledi bana. Ben de dedim ki peki dedim. Yani evlendiğiniz takdirde bir yıl sonra sen hala aynı fikirde olacak mısın? Evet. Dedim. Yani sen kendin mutlu olmadıktan sonra karşı tarafı mutlu edebilir misin dedim. Ve böyle kaldı. Yani bana bu soruyu hiç kimse sormamıştı dedi. Evet. Hani sizin bu konuda fikriniz ne? Yani güzel. Tamamen ilişki, hani şu aradaki köprü var diyorsunuz ya. Burada evet. Erkekle bu köprü var ama kızla asla yok. Şimdi, hani ilişki tek taraflı yaşanıyor. Evet evet, çok güzel. Sorunuz da güzel. Bahsettiğim açık uçlu sorulardan bir evet, tanesi bu. Gireceğim. Şu anlamda da tebrik ederim. O kişiyi, o danışanı bir sahne içine koyabildiğiniz her durumda başarılısınız arkadaşlar. Kendini ne demiş? Bak, kendini bir sene sonra böyle bir durumda nasıl hissediyorsun? Hayal etmesini sağlayın. Kendiyle empati kurmasını sağlayın. Daha doğrusu şu orada güzel olan şey şu. Kendisinin bir sene sonraki versiyonuyla empati kuruyor. Müthiş bir şey. Yani insan kendiyle de empati kurmalı. Ve biz her saniye değişen varlıklarız. Yani biz bir sene sonra, siz buradaki kimse bir sene sonra aynı kişi olmayacak. Değişecek, sürekli değişiyoruz, yenileniyoruz, hücrelerimiz yenileniyor, kafa yapımız değişiyor. Bu arada hayatımıza bir kitap giriyor, bir film giriyor, farklı bakmaya başlıyoruz. Doğru mu? Evet. Bir şey, bazen bir cümle duyuyoruz bir yerden. Aa bak, ben hiç öyle düşünmemiştim diyoruz. Güzel bir şey. Hayatın güzel tarafı, bence en güzel tarafı değişim. Değişebilmek, esnek olabilmek, farklı fikirlere açık olabilmek. Şimdi ona diyorsun ki sen, bir sene sonraki sen nasıl olacak? Bir bak o adamı, bir hayal et. Süper. Bu, istediğim şey bu. Yaklaşımınız çok güzel. Diğer konuya gelecek olursak, bu erkeklerin çok uğraşıp kadınların umursamaz olduğu ilişkiler de var, karşımıza çıkıyor. Daha da artacak bu. Bu daha fragman. Anlatabiliyor muyum? Yani siz de böyle bir vakayla karşılaşmışsınız. Orada mesela derine inilse, bu bizim işimiz değil. Ama fikir yürütüyorum. Mutlaka bir adamın annesiyle bir sıkıntısı vardır. Belli ki bir şeyi alamamış anneden. Bir sevgiyi, bir ilgiyi, bir şeyi alamamış. Uğraşıyor da uğraşıyor o kızdan alacak diye. Hatta daha derine inilse mesela, bir terapist çalışsa, annesi, anne modeliyle o kız arasında da çok bağlantı, benzerlik bulunabilir muhtemelen. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.